واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. Teala hepinizden bizi burada yalnız bırakmadığınız için razı olsun. Ezan-ı şerif nesillere hayat veren bir çağrıdır. Sabahın ufkundan gecenin karanlığına yayılan, insana yitirdiği ve sahip olması gereken varlığı tembih eden, kulun hürriyetinin secdeden geçtiğini hatırlatan ve hürriyetine göz dikmiş şeytanların karşısında kıyama davet eden kutlu bir çağrıdır. Hazreti Ömer'den süzülüp Hazreti Bilal'de hayat bulan, İbn-i Mektum'dan buram buram yayılan ve Hamza yüreklileri coşturan bu davet, aynı zamanda günde 5 defa Rabb'i itaati emredip gayrısını firavunlaşmış, tağutlaşmış, enanetiyle tevhid sancağından taşmış, kardeşi zulüm altındayken yorganlarının sıcak şehveti altına dalmış ve zeminini ayaklar altına aldıran kurtuluşun çağrısıdır. Ümmetin kalbi Kudüs'ü yıkmak için kararlar alıp hedefler belirleyen birleşmiş şeytanlar ve onların arkasında sustukça şeytanlaşan dilsizler her geçen gün hadlerini aşıyorlar. Azgınlaşıyorlar ama bunca yıldır akıttıkları kana, gözyaşına ve yaptıkları binbir türlü zalimliklere rağmen mazlumlara ümit olan ve onları her daim canlı tutan ezanı Muhammed'in sesi hala onların bağırlarına bir hançer gibi saplanmaktadır. Ancak cami hoparlörlerinden kısabildikleri bu ses çok yakında tüm zalimlerin nefesini kesecek ses olacaktır. Hayallerine ümmetin kalbi Kudüs'ü koyanlar olarak bizler de inşallah Rabbimizin vesile kılmasıyla bu hizmetin içinde yer alacağız. Bugün Siyonizmin köpekleri Batı'nın domuzlaşmış zihniyetiyle susturmaya çalışıyorlar Kudüs'teki kutlu daveti. Dünya susuyor. Hatta sözde Müslüman dostlarından tek bir kelam bile dökülmüyor. Onlar şeytani emellerini işletirken şunu da unutuyorlar. Milli görüşün kalbi var oldukça, biz Erbakan hocamızın evlatları var oldukça Kudüs bu ümmetin kalbi olmaya devam edecektir. Hazreti İsmail'in taşları ve Hazreti Hacer validemizin duasıyla, Hazreti İbrahim'i bir tevekkülle gerekirse kanımızın son damlasına kadar mücadeleye devam edeceğiz. Tekbir! Allahu Ekber! Bizler Afgan dağlarında Abdullah Azmi ile cihad etmiş, Filistin cephesinde Şeyh Ahmet Yasin ile omuz omuza savaşan, Suriyeli çocuklarla üşüyen ve Afrikalı çocuklarıyla beraber aç kalan, Bangladeş'te Abdülkadir Molla ile dar ağaçlarına çıkan, Mısır'da Muhammed Mursi ile zindanlarda yatan, dünyadaki bütün mazlumların dertlerini omuzlarında taşıyan Erbakan Hoca'nın evlatlarıyız. Sizler de bizim gibi İslam coğrafyası üzerinde kan ve gözyaşını dindirmek ve bu oyunlara son vermek istiyorsunuz. Biliniz ki tek çare İslam Birliği'ni tekrar harekete geçirmektir. Ne Avrupa Birliği, ne Amerika Birleşik Devletleri, ne de Siyonist hocalar bu mücadelede size yardımcı olmayacaktır. Bu yol sadece hakkı yeryüzüne hakim kılma mücadelesinden geçmektedir. Ve bu mücadele de İslam Birliği'nin tekrar harekete geçirmesiyle inşallah sağlanacaktır.
Bizler her zaman olduğu gibi, Erbakan hocamızın da dediği gibi, her daim Rabbim bize nasip ettiği sürece hakkı haykırmaya devam edeceğiz. Kimileri duymayacak, kimileri de bizleri duymazdan gelecek. Hakkı duyanlara buradan selam olsun. Huzurlarınızdan ayrılırken şunu aklımıza mıh gibi çakmayı unutmamamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmayı Erbakan Vakfı İstanbul Gençlik Kolları olarak kendimize bir borç biliyoruz. Herkes bilsin ki Allah nurunu tamamlayacaktır. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Kafirler istemese de şayet muhakkak ki Allah vaadini yerine getirecektir. Esselamu Aleyküm. Kahrolsun İsrail! İsrail kahrolsun! İsrail kahrolsun! İsrail kahrolsun! Bugün burada mücadelesini verdiğiniz Ezan-ı Muhammed'i dinlemeye hepinizi davet ediyorum. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة avuçlarımızı açtık. Ya Rabbi bu soğuk havada sadece ve sadece senin rızan için bir araya geldik ya Rabbi. Sen niyetlerimizi kabul eyle. Amin. Ya Rabbi niyetlerimiz
Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca yükseldiği ve ilk ezanı Muhammediye seslerinin Mescid-i Aksa'da ilk kıble olarak yönelilen Mescid-i Aksa'da ezan-ı Muhammediye'nin sesinin kısılmasını protesto edip ve Mescid-i Aksa'da ezan-ı Muhammediye'nin ümmeti Muhammed'in birlik beraberlik içerisinde İslam birliğinin kurularaktan ezanın haykırılıp Müslümanların orada topyekun cuma namazı kılmasını nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında İslam aleminde zulümler var. Filistin'de, Irak'ta, Afganistan'da, Çeçenistan'da, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de, Moro'da, Eritre'de, Patani'de, Suriye'de ve dünyanın dört bir tarafında zulüm altındaki kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Ya Rabbi, ilk kıldığımız Mescid-i Aksa'mızda ezan-ı Muhammediye sesini tekrar yükselt ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, Siyonist katil İsrail'i ya Rabbi sana havale ettik, sen haklarından gel ya Rabbi. Amin. Ya Rabbil Alemin, İslam alemi Osmanlı'dan sonra gücü elinden yitirdi. Biz Müslümanlar öyle bir hale getirildik ki, bölük pörçük hale getirildik. Kur'an ve sünnetten uzak bir hale getirildik. Zalimler, Siyonistler, ırkçı emperyalizm dünyayı kan revan içerisine çevirdi. Afrika'da insanları sömürüp açlıktan, susuzluktan ölmesine sebep oldu. Ya Rabbi, Irak'ta ve İslam beldelerinde dünyanın dört bir tarafında, Orta Doğu'da özellikle kan gününe çevirdi. Ya Rabbil Alemin, Müslümanlara tekrar gücü nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, onlar teknolojiyi geliştirip insanlara zulmetti ya Rab. Ya Rabbi, teknolojide Müslümanlar ilerleyip insanlığa adil bir düzen kurulmasını nasip eyle. Amin. Ya Rabbil Alemin, bizler Selahaddin Eyyubi'nin havadıyız. Bizler Sultan Fatih'in havadıyız. Bizler Sultan Abdülhamid'in ve Mücahit Erbakanların havadıyız. Onların izinden gitmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbil Alemin, buradan ümmeti Muhammed'e sesleniyoruz, dua ediyoruz. Ey ümmeti Muhammed, ey nefsimiz, ey kardeşlerimiz, ey Müslümanlar, zalimler, kafirler Müslümanlara zulmediyor. Ayağa kalkın, sesinizi duyurun, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkın ve bu dirayeti kalbinize yerleştirin. Ya Rabbi, kalplerine yerleştirmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbil Alemin, buradan dünya Siyonizmine sesleniyoruz. Ey Siyonistler, ey katiller, sizler Mescid-i Aksa'da sesleri de kıssanız, ezanı da sustursanız, öyle bir gün gelecek ki Selahaddin Eyyubi gibi, Sultan Abdülhamid gibi, Erbakan Hoca gibi hadi oradan deyip karşınıza İslam ümmetini göreceksiniz ve öyle bir gün gelecek ki arkasına saklandığınız o gargat ağaçları size destek olamayacak. O günleri bize göster ya Rabbi. Amin. O günleri bize göster ya Rabbi. Amin. Ya Rabbil Alemin, zalimler, katiller, alçaklar, dünyayı sömürenler teknolojiyi, medyayı ellerine aldı, Müslümanlara zulmetti, sübliminal mesaj verdi, Müslümanların ahlakını, maneviyatını bozdu. Parayı ellerine aldı, Müslümanları faize esir etti, Müslümanlara zulmetti, teknolojiyi eline aldı, Müslümanlara kan kusturdu. Ya Rab, Müslümanların İslam ve bilimi tekrar bir arada yürütüp adil bir düzenin kurulmasına sebep olmasını nasip eyle. Amin. Bu doğrultuda bizleri yetiştirmeye çalışmış, bizleri yetiştirmiş Erbakan hocamızın izinden gitmeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbil Alemin, ya İlahin Nasirin, yeryüzünde adil bir düzenin kurulması için, İslam birliğinin kurulması için Mescid-i Aksa'da ve İslam beldelerinde tekrar ezan-ı Muhammediye'nin arş-ı alayı titretmesi için, bu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeliğim sıralarında olduğu gibi İslam beldelerinde ezan-ı Muhammediye'yi eksiltme ya Rab. Amin. Eksiltme ya Rab. Amin. Eksiltme ya Rab. Amin. Ya Rabbil Alemin, ya İlahin Nasirin, Müslümanlara, müvahhidlere, mücahidlere, mücahidelere, dünyanın dört bir tarafındaki ilahi kelimetullah için çalışan bütün mümin, müvahhid kardeşlerimize yardım eyle. Amin. Onları muzaffer eyle. Amin. Ya Rabbi, ayaklarımızı davamızda sabit kıl. Amin. Dualarımızın kabulü İslam birliğinin kurulması için, Allah rızası için. El Fatiha ve salavat. Tekbir.